Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük hisse senedi yatırımcısı kim? Elbette Warren Buffett. Efsane performansı var. Gerçekten öyle mi peki? Biraz sonra bakacağız. Üstelik sadece Warren Buffett'a bakmayacağız. Michael Burry'e bakacağız. Hani Big Short'taki adam. 2008'deki çöküşü öngören ve şimdi de ikide bir çökeceğiz diyen. Ama daha az bir dizi sandal var. Mesela Ken Fisher var. Gerçek hayranıyım. Benim gerçek idolüm. Bir de bir ara idolüm gibi olacak olan fakat günlük işlemlerde o kadar büyük hatalar yaptığı için gözümden çok düşen Katy Wood. Bugün sizleri bu insanların portfolyolarına götüreceğim. Bu portfolyolardaki performanslara bakacağız. İyi yatırımcı, kötü yatırımcı nedir? Doğrular, yanlışlar nerede yapılıyor? Çok şey öğreneceksiniz. Ve bir yandan da kendinizi belki bu insanlarla biraz kıyaslayacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz. Amerika'nın en ünlü yatırımcılarının hisse senedi portföylerini ve performanslarını Stock Circle isimli siteden inceleyeceğiz. Tamamen bedava bir site. Ben size bugün gösteriyorum. Birkaç tane örnek bakacağız size sonra mutlaka inceleyin. Bakın Warren Buffett, Michael Burry, Cathie Wood, Lee Lu, Ray Dalio, benim favorim Ken Fisher, Bailey Gifford burada çok ünlü yatırımcılar var. Hepsinin performanslarını burada görebiliyorsunuz. Mesela efsane Warren Buffett'ın geçen seneki performansı yani 2023'ten bahsediyoruz. Sadece %22.13 Michael Burry dünyanın en önemli short seller'a geçerse ki performansa eksi %30 Cathie Wood. Cathie Wood Ark Invest'in sahibi. Geçen sene iyi bir performans var ama bakacağız portfolyonun gerisine bence dökülüyor. Benim favorim Ken Fisher. Geçen sene %28.32. Ray Dalio böyle her gün çıkar. Yok prensipler der bilmem ne der. Geçen seneki performansı %6.62. Barry Gifford büyüme yatırımcısıdır. Bakın Nvidia, Amazon gibi hisseler var. %43.38. Charlie Munger Allah rahmet eylesin eksi 0.12. Şimdi şuraya bile baktığımız zaman aslında efsane dediğimiz yatırımcıların performansları o kadar da efsane değil. Ama tek yıldan bakmamak lazım. Tek yıldan değil de ömür boyunca yatırım performansına baktığımızda işler biraz değişiyor. Gelin efsane Warren Buffett'tan başlayalım. Warren Buffett'ın toptan portfolyo büyüklüğü 351 milyar dolar. Ve sadece 37 tane hisse senedi var. Yani oldukça konsantre. Biz de görüyorum böyle 5000 dolar arkadaşımızın parası var. 30 hisseye sahip. Warren Buffett 351 milyar dolarlık dev bir serveti sadece 37 hisse senedinde tutuyor. Buraya tıkladığımızda detaylara ulaşıyoruz. Burada Biggest Holdings yani en büyük yatırımları deyince Apple %50.4'ünü oluşturuyor portföyün. Yani 350 milyar doların içerisinde 175 milyar doları tek başına Apple. Ve burada da kabaca 40'ı alıp 200'e getirmiş yani böyle 1'e 5 gibi bir performans var diyelim. Bu çerçevede baktığımızda 175 milyarın neredeyse 120 2530 milyarı Buffett'ın karı. Ve zaten portföyünün de en büyük karı buradan geliyor. Hep söylüyorum Apple olmasaydı Warren Buffett, Warren Buffett olmayacaktı. Warren Buffett'la ilgili birkaç tane daha detaya biraz sonra gireceğiz. İkinci en büyük yatırımı Bank of America %30.7. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bir yıl için fena değil performans. Ne bir yıl arkadaşlar bakın tıklayalım. Warren Buffett'ın Bank of America ilişkisi çok çok eskilere dayanıyor. Yani ta burada 2010 yılında hisse satmış. Demek ki daha öncelerinde var bizim grafik en fazla 15 yıl öncesine kadar gidiyor. 2018'de almış, 2019'da almış, 2020'de bir miktar satmış. Daha sonra şu dipte tekrar alım yapmış. En son da 2023'te alım yapmış. Ve bütün bunların sonucunda toplam %30 performans var. Siz bu kadar uzun süre elinize tuttuğunuz bir hissede %30 performansa razı olur muydunuz? Bir düşünün bakalım. American Express benim en beğendiğim yatırımlarından bir tanesi Warren Buffett'ın %236 getiri var. Peki onu ne zaman başlamış? Şöyle 15 yıllık grafiğe bakıyoruz. 2012'de almış, satmış, almış, satmış. Bir daha da hiç dokunmamış. 2012'den beri hiç işlem yapmamış. Şimdi diyorlar ya Buffett'ı örnek al kendine. Var mı aranızda bunu yapabilecek arkadaş? Yani bir kere American Express gibi kaç tane var Türkiye'de bilmiyorum. Şirket dolar bazında bu kadar yükselebilen. Ama daha da önemlisi 2012'den beri yani 11 yılını hiç dokunmamış ise yapabilir miyiz? Emin değilim. Coca-Cola bir diğer ünlü yatırımı %78.5'lik getirisi var. 15 yıllık performansa bakıyoruz. Ta 2012'de almış. Aynı şekilde alıyor, tutuyor, bırakmıyor ama aldığı şirket Coca-Cola. Türkiye'de kaç tane böyle şirket var? vardır bilmiyorum. Daha sonra biraz daha aşağı iniyoruz. %21'lik getiri, %12'lik getiri. Bunlar böyle çok önemli getiriler değil bence. Occidental Petroleum bu sene yaptığı işlemlerden bir tanesi. Bakın 15 yıllık grafiğe baktığımızda ta 2020'lerden itibaren toplamaya başlamış. Sürekli almış ama yani hissede pek de bir yere gitmemiş. Getirisi de %12.7. Kraft'a yatırım yapmış %51 para kaybetmiş. Burada Moody's korpa bir yatırımı var. Bunu getirisi çok yüksek. Gerçi portfolyonun sadece %2.7'sine renk geliyor. Yani 350 milyarlık portfolyoda %2 neye gelir? Eh, yine bayağı para tabii. 7 milyar civarında paraya gelir ama toplam içerisinde küçük bir payı var. Yani çok dipteki karlı etkileyecek bir şey değil. Bir de daha da enteresanı yatırımın nereden geliyor ona da baktım. En son işlemi ne zaman yapmış? 2014'te yapmış. Yani Warren Buffett'ın numarası al tut. Çok uzun süre tut. Ama ona rağmen aslında birkaç istisna hariç Moody's, Apple, American Express hariç bakıyorsunuz aşağı doğru. Yani basat %12.7 kayıp, %16.7 kayıp, %15.5 kayıp. Burada Verisign var %356 peki. Kim bilir kaç yıllık yatırım. Kroger %40. Visa yine iyi yatırımlanan bir tanesi. American Express gibi. Ama toplam portföyün içerisinde sadece %0.6. Hiç darılmayın ama Buffett'tan eğer Apple'ı alıp çıkarsanız Buffett bugünkü Buffett olmayacaktı. Ve bugün konuştuğumuz efsane yatırım olmayacaktı. Buffett'la ilgili ben geçenlerde bile tweet attım ve orada dedim ki bakın bu Buffett'ı kendinize örnek oluyorsunuz ama size örnek olacak birisi değil o. Çünkü Warren Buffett'ın en büyük avantajı yatırımcılığa 14 yaşında başlamış olması. Bugün 92 yaşında hala yatırımcı. Yani çok uzun süre durmuş bu borsada. Bu aile de birikimli olarak kazanıyor, tutuyor. Temettüleri harcımı süper cimri bir adam. Ve ilk giri sermayesi de çok büyük bu arada. 14 yaşında 5 bin dolar sermayeyle girmiş. O günün 5 bin doları bugünün 90 bin dolara denk geliyor. Kaç tane yatırımcı var aranızda 90 bin dolara trade yapan bence bir hayli az. Bütün bunlara rağmen eğer Apple'ı almasaydı burada olmayacaktı ve unutmayın Warren Buffett Amerikan borsası gibi sürekli yukarı doğru giden bir borsanın yatırımcısı yani S&P 500'ün veya Nasdaq grafiklerini koyduğunuzda bunlar hep yukarı gidiyorlar arada düzeltme daha da olsa. Bizinkisi gibi uzun yıllar boyunca dolar bazına baktığımızda yerinde sayan bir borsa değil. Ve yatırımcı performansına baktığımızda aslında 54 yaşına 55 yaşına kadar 600 milyon dolar arada falan yani 1 milyar doları bulması 56 yaş olmuş. Ondan sonra Warren Buffett'ın ne kadar başarılı olduğunu anlıyoruz. Ondan sonra rakamlar bir anda katlanak büyüyor. Orada tabii Apple hissesini almasına faydası var. Niye bunları anlatıyorum? Warren Buffett başarısız mı? Öyle şey olur mu canım? 350 milyar dolar yaratmış. Ama çok kendine özgü şartlarda çok uzun yıllar boyunca bu oyunu oynadığı için çok baştan avantajlı başladığı için Warren Buffett başarılı. Bütün bunun yanına müthiş bir sabır, iyi hisse seni seçme hepsi var ama bence bizlere pek format olarak uymaz başka bir efsane isim Michael Burry. Ünlü Big Short filminde tanıştık kendisiyle. Amerika'daki 2008'deki çöküşü öngördü ve efsane. Ne zaman Michael Burry borsayı shortlasa herkes hemen birbirine giriyor. Acaba bir şey mi görüyor vesaire diye. Kusura geçen seki performansı eksi %30. Peki neler var portfolyosunda bakalım. Stellantis en büyük hissesi. Getiri %37. <laughs> Ciddi misin böyle abi ya? Yani Tesla'yı hadi sevmiyorsun diyelim. Çinliler var arkadaş. BYD var. Nio bunun kaç katını getirdi? Seçime bak. Nextar eksi 3.7. Booking Holdings anladığım kadarıyla tütün üretimi yapıyor. %16.7. Starbuck Carriers %10.4. Alibaba o da benim gibi yamış Eksi 16.9. Burada bir Hudson Pacific Properties var. %64.2. Canadian Natural Resources Limited. Burada bir iyi e performans var ama bu da portföy içerisinde epey bir küçük yer alıyor. Blackberry tutmuş ya. Eksi 35 kayıp. Community Health Systems diye bir hisse seni tutmuş. Eksi %87 kayıp. Tipcom diye bir hisse var elinde. %35 kazanç. GameStop. GameStop da büyük kazanmış adam. %362. Tam bir biliyorsunuz meme stock. Bunda bir başarı var. 2020'den beri elinde tutuyor. Onun dışında aşağı doğru bakıyoruz. Bir enerji şirketi var. Fena olmayan. Yani nerede bu olağanüstü performans ve çok küçük hisseleri var. Burada kazancı yüksek ama portföydeki yeri bir hali küçük ve satmış zaten. Nerede Michael Burry'nin efsane portfolyosu? Buradan çıkarmanız gereken ders de şu. Bazı yatırımcılar bir iki büyük trade'de ünlü oldular ve büyük parayı kazanıyorlar. Her trade'de başarılı falan değiller. Hatta epey de kötü hisse var bence portföyünde. Fakat birkaç tane doğru trade tutturmak yetiyor. O yüzden her gün şunu alayım bunu satayım yerine birkaç tane doğru trade'in peşine düşmeniz lazım. O sizi efsane yapabiliyor. Sonraki trade'lerde para kaybetseniz de kazansanız da herkes herkes o efsaneyle hatırlıyor ve size zaten TV paranızı oradan kazanmış oluyorsunuz. Gelelim Cathie Wood teyzemize. Cathie Wood benim önem verdiğim bir yatırımcı çünkü harika araştırma raporları sunuyor. Sadece disruptive inovasyon denen yıkıcı inovasyonlara yatırım yapıyor. Müthiş iyi bir ekibi var. Epey iyi anlıyorlar teknolojiyi ama performans işte orası biraz tartışmalı. Baktığımızda Cathie Wood'un 17.3 milyar dolar yönettiğini görüyoruz. Geçen seneki performans %66.71 harika gibi ama biraz detaya bakıcı işler değişiyor. 219 hisse senedi tutuyor. Warren Buffett'tan çok daha fazla hisse senedi var. Portföyünde. Coinbase en çok tuttuğu hisse senedi. Tamam okey bende de var Coinbase biliyorsunuz. %8.8 performansla arkadaş. Hangi fiyattan girdin sen bu işe ya? Coinbase bu sene %300 getirdi. Yani Cathie Wood'la ilgili benim sorunum analizler falan her şey doğru da piyasaya girme çıkma zamanlamaları korkunç. UiPad bizde de var ama biz UiPad'den çok kazandık. Cathie abla eksi %43'te. Nasıl bir fiyattan girdin ya? 44.99 doları fiyatı nereden buldun? Niye orada durdun? Niye stop loss yapmadın? Bu nedir? Tesla'ya bakıyoruz. Tesla'daki performans makul 86 dolar. Ki aslında Cathie Wood çok eski bir Tesla yatırımcısı. Demek ki çok sık satmış hisselerini. Yani benim elimde hala 13 dolarlık, 14 dolarlık Tesla'da var. Öyle düşünün. O yüzden buradaki performansa da bayıldığımı söyleyemeyeceğim. Roku. Bu Roku'yu niye seviyor hiç anlamadım. Eksi %34. Block. Eksi %35. Zoom video hala elinde tutuyor. Eksi %69. Roblox. Eksi %10. Twilio. Eksi %60. 63. Shopify'de biraz kar var. Kırmızı kırmızı gidiyor. Ve bu yıl Cathie Wood'un yatırım yaptığı bu hisse senetlerinin hepsinin olağanüstü yılıydı. Demek ki Cathie Wood'da 2022'de şöyle bir hataya düşmüş. Teknoloji hisseleri sert düşerken nakite için pozisyon alayım, bir koruyayım kendimi dememiş. Uzun vadede yatırımcı olmak başka bir şey. Kendinizi korumamak başka bir şey. Warren Buffett krizlerde bile çok etkilenmeyen hisse senetlerine girip çok uzun yıllar tutabiliyor. Apple'a, Coca-Cola'ya krizlerde de fazla bir şey olmuyor bulunmuyor. Bu ise son derece riskli teknoloji firmalarında Coinbase gibi mesela biliyorsunuz çok kriptoya dayalı bir şirkettir. Ama 2022 krizinde pozisyon değiştirmemiş. Bence bu iyi bir yöntem değil. Çünkü bu denli zarar ettiğiniz zaman bakın Coinbase bu sene %300 kazanmasına rağmen pek da yaramamış. UiPath 2023'te biraz satış yapmış. Demek ki 2022'den beri elinde ise senedi var. Eksi 43 performans. Oysa UiPath bu sene harika bir yıl yaşadı. Demek ki trade edebileceğiz. Yani derslerimizi hatırlayalım. Warren Buffett gibi olmak istiyorsa çok uzun süre tutmanız gerekiyse çok doğru hisse seçmeniz lazım. Hakikaten zor bir iş. Michael Burry birkaç başarısı olan bir insan. Genelde çok da doğru işler yaptığı söylenemez. Ama birkaç önemli başarı hepimiz için kritik benim testam ünlü hikayemdir. da baktığımızda analizler yerli yerinde. Hisse senetleri bence harika. Fakat piyasanın ve ekonominin gerçeklerine uygun davranıp zaman zaman zararları kesmen gerekiyor. Burada biggest losses en büyük zararlar diye bir girdi de var. Mesela Wirecard'da %100 kaybetmiş. Sıfırlanmış herhalde. Evalo Biosciences %100 kaybetmiş. Galmut Pharmaceuticals, Sunny Cellular, MGT Capital Investments %100'lü kayıplar var buralarda. Buna yerine gelmez arkadaşlar. %100 kaybetmeyeceğiz. Kaybediyorsak da mantıklı bir yerde duracağız. Bu da Cathie Wood'dan çıkartmamız gereken ders. Şimdi gelelim benim favorime Ken Fisher. %28'lik performansı var geçen sene. Yani öyle olağanüstü değil ama şöyle biraz detaya baktığımızda işler değişiyor. Onda da Apple var ama %5.3'ünü oluşturuyor portfolyonun. %2 288 kazanmış, Microsoft'tan yüzde 258 kazanmış, Amazon'dan yüzde 188 kazanmış, Alfabetten yüzde 112 kazanmış, Nvidia'dan yüzde 263 kazanmış. Bu arkadaş teknoloji sitelerini alıyor ve güzel kazanıyor. Ve baktığımızda mesela çok sık trade yaptığını görüyoruz. Warren Buffett'tan farklı bir tarz olarak, bu da onun daha kısa bir sürede daha fazla para kazanmasını sağlamış. Bakın ne kadar sık trade yapıyor, çok daha yoğun işlemler yapıyor ve bunun sonucunda Buffett'a göre daha kısa bir sürede daha iyi bir kar elde etti. Bailey Gifford da çok önemli bir yatırımcı. O da teknoloji senetlerine yatırım yapıyor. Benim de bu yıl portföyü almayı düşündüğüm Mercado Libre önemli bir firma, bir perakende firması. %413 performans. Nvidia %1821. Amazon %888. Tesla %1948. Bakalım Tesla'yı ne zaman almış? 15 yıla gittiğimizde ta 2012-13'ten itibaren Tesla toplamış toplamış. Burada bakın işlerin kötüye sardığı yerlerde bir miktar portfolyo da satmış ya yani. ona da acımamış. Demiş ki burada işler biraz terse gidiyor. Epey satışlar yapmış buralarda. Ama burada o kadar çok toplamış ki bu satışlarla da kârını korumuş. Şu düşüşe karşı ve bu sayede müthiş bir kâra sahip. İşte budur arkadaşlar. Tam olmak istediğim insan. Teknoloji hisselerini bul. Uzun süreli yatırımcı ol. Fakat teknoloji hisselerinin kendilerine özgü bu sert dalgalı yapılarına da hazır ol. Gerektiği yerlerde acımadan sat düğüm düşmesine de bas. Portfolyonu koru. Bakalım Nvidia detayına neler yapmış. 15 yıllık performansa baktığımızda 2016'dan beri toplu bakın almış satmış almış satmış sürekli tutma diye bir şey yok. Hatta bu yılki bu sert yükseliş sırasında da hisseyi epey bir boşaltmış ve ciddi bir kar almış. Toplam elindeki hisse senetlerinin yüzde %11.5'unu 2023'te satmış. Karlarını da almış kenara koymuş. Bu sayede toplamda %1821'lik kar var. Bu durumda bunların hangisi en başarılı yatırımcı? Bence B Gifford. Çünkü teknolojiye yatırım yapıyor ama çılgın bir inatçı değil. Doğru zamanlamayla satıyor. Cathie Wood teknolojiye yatırım yapıyor ama Beylik Gifford'a göre daha riskli bir portföyü var ve zamanında satmayı da beceremiyor. Ken Fisher son derece iyi bir yatırımcı ama Beylik Gifford kadar agresif gitmiyor. Bizim biraz daha agresif gitmemiz lazım. biz daha çok para ulaşmamız lazım. Warren Buffett bize hiç uymayan bir tarzı bence. Çünkü bir hisse senede bu kadar uzun süre tutmak biz Türkler için çok zor bir şey. Hem kaynaklarımız yetmiyor. Türk hisse senetleri zaten bu kadar getirisi yüksek olan yok. Michael Burry ise kaç tane başarıyla hayatını getirmiş. İşte bir tanesi piyasaya şortlama, bir tanesi GameStop'a yatırım. Bir asla spekülatör bence Michael Burry. Ciddi bir yatırımcı olarak çok öğreneceğimiz şey yok. Ama bir başka hikaye Ray Dalio. Yani Ray Dalio kadar yatırım hakkında, para hakkında konuşan birisi hiç görmedim ben. Sürekli anlatır bir şeyler, büyük ekonomik döngüler falan. Performans ama dökülüyor. Şuraya bakar mısın? O yüzden şunu görüyorum ben. Çok konuşanları değil. Mesela çoğunuzun Bailey Gifford'un ismini bile duymadığını tahmin ediyorum. Kay Fisher'ın ismini de duymadın tahmin ediyorum. Çok konuşanlar değil bize. Yoğun olarak hisse senetlerine odaklanmış ne yaptığını bilen ve teknoloji tarafında ilerleyenler daha iyi sonuçlar alıyorlar. Tabi burada başka yatırımcılar da var. Ron Barrow mesela izlemeye değer, bakmaya değer. Sense Capital geçen sene %51 getirmiş. Steve Cohen yine beğendiğim yatırımcılardan bir tanesi. Artık onlara siz de bir bakın. Ve buradan bakarken inceleyin ve kendi doğrularınızı bulmaya çalışın. Çünkü görüyoruz ki tek bir doğru yatırımcı tarzı yok. Stock Circle, site ismi gidin bakın. İyi günler kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.